Evet YouTube ailem, bugün sizlere farklı bir içerik göstereceğiz. Biliyorsunuz 2 gün önce başımıza gelen talihsiz bu yangın olayından sonra bayağı bir moralim bozuktu. Ama benim dostum, kardeşim, kankam, her bir şeyim Tuncay var ya, şu fotoğrafçı Metin Tamer'in orada, giderken sağda gelirken solda. Dedi ki hocam hiç canını sıkma, sana bir sürprizim var, ne yapacağız? Sana bir çift hediye aldım, hemen gidip onu alalım dedi. Ben de geldim şimdi hemen size onları göstermeye ve anlatmaya başlayayım. Kardeşimiz Süleyman, Pet Shopçu Süleyman. Abi hoş geldin. Buranın ismini alayım. May 328 Pet Shop. May 328 Pet Shop. Şöyle hemen reklama girelim. Arkadaşlar bir reklam arası verdik zaten. Direkt arkadaşlar tekrar Süleyman kardeşimize döndük. Bir iki sorumuz var. Tabii ki abi. Bu hamsterlarla ilgili, ağzımdan da kaçırdım ha. Tuncay bana bir çift hamster almış. Onu almaya geldik. Hamsterlarla ilgili kısa bir bilgi alalım. Ondan sonra hamsterlarımızı alıp dükkanımıza götürelim. Tabii ki abi. Ya hamsterlarımız güzel canlılarımız. Özellikle bakımı kolay kemirgenlerimiz. Ne yiyor, ne içiyorlar onlar? Ne verirseniz yerler, içerler. Yeşillik aşırı derecede fazla vermiyoruz. Neden? Özellikle onların bağırsakları kalın olduğu, pardon, kısa olduğu için yeşillik yediklerinde ishal oluyorlar ve ishal oldukları zaman ölüm kaçınılmaz oluyor. Anladım. Bunlar özellikle bayat ekmek, 2 gün, 3 gün. Bildiğimiz bayat ekmek. Aynen. Farelerin bolca sevdiği. Aynen. Ondan sonra karışık tahıllar verebiliriz. Kuru hani buğday, arpa versek onlar böyle doğrudur, işlenmiş olabilir. Mi işlenmemiş mi? Hani böyle ezilmiş yok, mi? Yok, ezilmemiş olarak verirsek daha güzel olur. Palet Anladım. Yemlerimiz falan oluyor, onlardan verebilirsiniz. Bu palet yemi bu tavukların yediği yemlerden mi? Aynen. Onların preslenmiş hali. Mısır, yonca olsun vesaire şey olsun. Fıstık balyasına bayılırlar. Yoncaya aşırı derecede bayılırlar. Onların içinde üremesi. Kurumuş olan mı? Kurumuş olan evet. Anladım. Bizim yani ben... mesela hamsterımıza yeşillik vereceğimiz zaman ben kendi besleme şekillerim şu. Mesela dışarıda kurutulmuş otları alırım. Direkt ben canlarıma veririm. Direkt yeşil vermiyorum. Verdiğim zaman direkt ben gaz oluyor ve hayvanlar da ishalden direkt ben ölüyorlar. Ya bak bunu öğrenmemiz çok iyi oldu. Bu arada arkadaşlar Süleyman'la konuşurken dikkatimi çeken bazı balıkları gördüm. Hemen onlara doğru dönüyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi güzel bir tane. Bu pirana mı? Evet, pirana. Wow! Dostlar eyvah eyvah. Şu pirana filminde gördüğümüz gibi ha. Patron bu beslenebiliyor mu? Evet abi. Çok iyi. Şu yan dön bakayım. Yan dön. Hiç yani bildiğin etçil piranaya benziyor ha. Ama genellikle biz reçet fazla bulamadığımız için yemlerle besliyoruz. Etin kilosu çok pahalı olduğu için de. Evet. Hiç besledik mi bugün? Yok, besleme yapmadım ama ufak. Bir gösteri yapabilir miyiz şöyle yukarıdan? Atsak. Heh, evet. Bakalım yem döküldüğünde yiyecek mi? Evet, şuna bak ya. Bununla havuzda tek başıma kaldığımı düşünmek istemem. Bu arada arkadaşlar, piranayı biz besleyebiliyor muyuz? Süleyman ona soralım. Besleyebilirsiniz. Evet. Bunlar hani olmaz. Satılabiliyor değil mi? Evet, satışı. Fiyatını öğrenme şansın var mı? Ortalama 150 lira gibi. Bu kaç para? Bunu aynı 150 liraya veriyorum. 150 lira. Güzel. Çok da pahalı değilmiş. Ben bunu alabilir miyim? Tabii ki. Arkadaşlar ya, buraya gelmesem iyiydi aslında. Bunu almaya çalışacağım şimdi ben. Et yiyor değil mi? Ben genelde ete alıştırmadım. Genellikle evet. Yemlerle. Protein ağırlıklı, et ağırlıklı yemlerle beslediğimizde sıkıntı olmuyor. Bu yanındaki? Onlar da melek balıklarımız. Melek balığı. Genelde kayıp balık Nemo'da görüyorduk, hatırlarsınız arkadaşlar. Peki bunun fiyatını da öğreneyim. Arkadaşlar ortalama da 15 TL. 15 liradan başlıyor. Evet. Çok iyi maşallah. Şöyle... Ortalama 1 TL büyüklüğünde. Belki de. Evet. Daha büyük olabilirler. Evet, çok iyi. Bu yanımızdakiler cikletler herhalde. Yok, onlar transgenetik tetra ve danio zebra diye geçiyor. Kardeş bir daha söylesene, benim hafızam fazla iyi değil. Transgenetik tetra ve danio zebralarım var içinde. Çok iyi. Bu renkli olanlarımız evet. Transgenetik tetralarımız yani. Vallahi benim aklım, bu da aynı. Aynen. Orada aynısı var. Bunlar lepistes mi? Evet, lepistes. Allah tutturdum arkadaşlar lepistesleri. Çok süslü saldırgan balıklar yalnız bunlar. Bize değil tabii şey. Şunlar da cikletlerimiz. Evet. Bunları hatırlıyorum. Bir ara ben
Ergenken Murat bakıyordum. Murat Prenses. Evet. Bakın arkadaşlar. Ankara Yunus olarak birer tane var. Pastı çiftesim var içinde bir tane. Pastı dediğin bu mu? Şu öndeki pastı çiftesi. O size bakan kamerada olan pastı çiftesi. Evet. Peki sizde pangasus denilen bu köpek balığı, Amazon köpek balığı var mı? Pangasuslarım vardı. Onu da daha yeni satışını evet. yaptım ya. Onlar kaç para kardeş? Onlar da 40 liradan falan vermiştim. Evet. Of. Saldırıyı görüyor musun? Piranalar gibi. Ona göre arkadaşlar biz çiftliğimize akvaryum yapsak olur mu? Doğal büyük akvaryum yapsak nasıl olur? Onu da sizler bana belirtin. Bir bakalım. Ama aklım şu an piranada. İnşallah şuna da biraz yem atalım da şöyle bir bakalım. Burada Japonlarımız. Japon. Bildiğimiz en klasik, en çok sevilen Japonlarımız burada. Hadi beslenmeye başlayın. Bunlar da bizim Efe gibi pek yemeği sevmiyor abi. Hatta özel tür balıklarımız falan da var. Var mı? Koleksiyonluk. Nerede? Işığı yakabilir miyiz? Bir bakabilir miyim? Tabii ki. İlk defa öyle bir şey. Albino betamız. Albino beta bu da lepistes gibi mi? Yok, bunlar tek başına yaşıyor. Biraz vahşi türler arasında. İkisi yan yana geldiği zaman direktmen kavga ediyorlar. Güçlü olan direktmen diğerini öldürüyor. Öldürüyor. Of. Ve şurada koleksiyonluk. Bunlar koleksiyonluk betalarımız diye geçiyor. Bu da mı beta? Evet, bu da betamız. Evet. Maşallah. Bak bak, tehlike. Rengi biraz farklı. Evet. Neyse, biz hemen hamster'a geçecek. Çünkü bir dünya konu, bir dünya balık var. Bu hamster'larla ilgili bir iki de daha sorum olacak. Tabii bunlar ki. Kuru ot yiyor dediniz. Hazır. Aynen. Şey, peki bunların böyle bir oyun sahası falan oluyor. Evet, oyun sahası oluyor ama onlar biraz fiyatlardan dolayı elimde pek fazla bulundurmuyorum. Evet. Şöyle ufak. Heh, bu çarkı, bunu görecektim. Aynen, bu içinde, çarkı. İçinde dönüyor galiba. Evet. Rengi de çok güzel ha, pembiş pembiş. Peki. Ama size vereceğimiz hamsterlar bunun içine biraz büyük geliyor. Küçük geleceği için içinde evet. dönemezler. Şimdi, daha büyük çarklarımız. Bu da sulukları. Suluk, yani yukarıdan aşağıya doğru. Evet. Herhalde emzikliyor bunu. Havasız evet. kaldıkça çekiyor buradan suyu. Aynen, direktmen vakum sistemi. Hastalıkları hakkında kısa bir bilgi alabilir miyim? Hastalıkları dediğim gibi işte yeşilliği aşırı derecede kaçmadığı sürece... Üşüme konusunda hava ısısı... Aynen, stabil, sabit, oda sıcaklığı olması gerekiyor. Yani eksi derece olmuyor mu? Yok, ortalama 18, 20, 22 derece olursa gayet de güzel olur. Vereceğim canlımızın direkt kardeşleri şu anda burada ve evet. direktmen doğum yaptılar onlar. Evet. Arkadaşlar bizimkini birazdan bak. Ana yavrulara bak. Evet, bebişleri var. O ses içinden bundan mı çıktı? Yok, papağanlarımdan geliyor. Yavrulara bak ya. Şöyle yandan bir görebilir. Arkadaşlar mini yavru şuradan ama incitmek de istemiyorum. Oo. Ah evet. Hatta yardımcı olayım bir saniye. Bir sabit. Dışarı çıkartmayalım ya. Sabit kalsın. Çünkü çok hassas bir dönemden geçiyor olabilirler. Şöyle. Kaç tane yavrulamıştı? Normalde 7 tane yavrulamıştı da. Allah'tan 4 tane kalmış. 4 tane kalmış. Ölümlerinin sebebi ne oluyor? Kendi sıkıntı, stresten direktmen kendi yavrularını yeme olanağı yüksek bunların. Evet, anladım. Bir de yavruyken besleme şeklinize bağlı. Özellikle protein ve et ağırlıklı beslerseniz yavruları olduğu zaman... Etlerinde yiyor mu? Tabii ki. Bunlar kemirgen olduklarından dolayı direktmen kendi familyalarında şey yapabiliyorlar. Anladım. Yani et yiyorlarsa sıkıntı yok. O konuda sıkıntımız yok. Vay maşallah. Evet. Çok iyi. Hemen o zaman arkadaşlar biz kendi hamsterlarımızı alalım. Bunun ismi hamster mı? Başka bir şey değil yani. Hamster. Öyle ginepik bilmem ne falan değil. Ginepiklerimiz ayrı familyadan. Aynen. Kobay farelerimiz var. Laboratuvar evet. faresi. Onlar ayrı familya. Evet. Gonzales var. Onlar ayrı bir familya oluyor. Evet. Bu hamsterlarımız da ayrı bir aileden. Anladım. O zaman arkadaşlar biz kendi hamsterlarımızı kutuya koyalım. Zaman darlığımız var. Açılışını yapar. Tekrar devam ederiz. Şu anda gözleri görmüyor. Ve direktmen dolanıyor. İstersen size de yok, şey yapalım. Ben şimdi daha şey değilim ona ya.
Hamsterlarımız geldi. Maşallah. Seni. Şirinliğe bak, şirinliğe. Evet. Dur lan. Nereye gidiyorsun? Hangisi diş, hangisi erkek, bunu tam söylemedi Tuncay ama sağ olsun. Biraz neşelenmem için, video içerikler için benim kuzucuklar geldiler. Seni yaramaz seni. Çıtır çerezim. Arkadaşlar, çiftlikte biz bunları nereye yerleştireceğiz ya? Farelerden korkuyorduk şimdi. Düşünsenize. Hamster olayını başımıza sardık. İyi mi ettik, kötü mü ettik? Bilmiyorum ama bunlara çok güzel yerler yapacağız gibi gözüküyor. Tuncay emmisi birazcık daha bu yapraklardan getirdi. Köşeye doğru götürelim ama işe yarar mı bilmiyorum. Vallahi yararsa da. Ana yemeye başladı. Seni yara. Hadi ye bakayım. Allah'ına kurban senin. Bak. Mini seni. Çıtır çerez. Allah'ım şu çıtır çıtır yemeye bak ya. Resmen kabuklu ceviz yer gibi davranıyor. Neredesin sen? Gel buraya. Vay. Arkadaşlar ya çok çok mutlu oldum. Yani heyecanlandım. Bunu kuşlarla birlikte sevmenin tadı ayrı olacak gibi gözüküyor. Oy. Sakin. Özür dilerim. Ayak parmaklarına bakın. Bastı gitti mi? Ha, şimdi gelelim. Arkadaşlar şimdi size tekrar söylüyorum. Ya bu ne yapmış? Sanırım etrafı kemirmeye başlamış. Deminden beri şu köşeden çekilmiyor bir türlü. Vallahi ben de üzülmeye başladım. Niye öyle yapıyor diye merak ediyordum arkadaşlar. Sanırım orayı sahiplendi mi? Bu hamsterlarla ilgili video izleyeyim de bana tavsiye edebileceğiniz bir kanal var mı onu da bilmiyorum. Bunu da maması da burada. Palet yem var ya, tavuk yemi. Ondan şey yapıyoruz, veriyoruz. Bakalım inşallah. Aman. Seni kuyruklarında Doberman'a benziyor. Madem Doberman besleyemedik gençler, artık bundan sonra hamsterlarla takılalım. Yalnız kakasını köşeye yaptı sanırım. Orayı oyup, yani oymaya çalışıyorlar. İnşallah arkadaşlar bundan sonraki süreçte bu hamsterları ben güzel besleyeceğim. Cinsiyetlerini sormadım ya. Hangisi kahverengi olan mı erkek? Yanındaki mi erkek? İnşallah arkadaşlar çiftliğimize yakışacaklar. Ne diyoruz arkadaşlar? Bundan sonraki süreçte daha fazla hayvan çeşidiyle kanalımızı canlandırmak için vermiş olduğu hediyeden dolayı Tuncay kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz ki daha güzel içerikler için videolarımızı beğenip abone olmayı, hepsinin önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın benim her zaman yanımda olan YouTube ailem.